belirti anlamında kalp sağlığının birçok belirtisi var. Çok kapsamlı bir konu. Evet. Belirti anlamında özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Ve hocam diyor ki damarlarla bağlantılı olduğu için tüm organların bağlantısı farklı. Peki hangi damarları daha çok tutar diye soralım değerli hocam. Evet, periferik damar hastalığı dediğimizde sık rastladığımız grupları sıralamak gerekirse, biraz da önem sırasına göre evet. ifade etmek gerekirse, elbette ilk sırada karotis arter dediğimiz, yani beynimizi besleyen şah damarlarımızın daralması ve buradan köken alan bir takım partiküllerin, bu pıhtı olabilir, bir doku parçacığı olabilir, beyne gitmesi sonucu felçe neden olur ve bunlar elbette kişinin iş gücü kaybına yol açan problemler, bu açıdan önemli. Şah damarı tıkanıklıkları bir başlığımız. Daha sonra bacaklarımızı besleyen damarların darlığı veya tıkanıklığı, bu hem sık görülen hem de yine uzuv kaybına yol açabilen ciddi bir hastalık grubu. Bir başka örnek, böbrek damarlarımızın daralması. Böbrek damarları daraldığında elbette öncelikle bir yüksek tansiyona sebep olur. Akabinde de böbreğin tamamen kaybedilmesine sebep olabilir. Bunun dışında kolumuzu besleyen bölgeye giden damarlarımız tıkanabilir veya daralabilir. Dolayısıyla bu da yine kolda güçsüzlük, kolda ağrı, hareket sırasında zorlanma gibi bir takım şikayetlere yol açabilir. Bir başka başlık, bağırsaklarımızı besleyen damarlarda yine daralma veya tıkanma söz konusu olabilir. Bunun da belirtisi elbette bağırsakların gangrenine kadar gidebilen, öncelikle başlangıç itibariyle bir yemeklerden sonra oluşan karın ağrısı. Nasıl yürürken kalp damarı tıkalı olduğunda göğsümüz ağrır, yemeklerden sonra da bağırsak sistemimiz yoğun çalışacağı için yeterli kan gelmediği takdirde karın ağrısı şeklinde bir belirti ortaya çıkabilir. Hatta biz buna bağırsak anjinası şeklinde bir ifade kullanırız. Dolayısıyla genel başlıklar bu şekilde.